Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ücretsiz eğitim videolarına devam ediyoruz. Bu videoda YouTube'a video yüklemeyi bilgisayardan, masaüstü bilgisayardan ve telefon üzerinden ayrı ayrı göstereceğim. Bunun için şöyle bir kanal oluşturdum. Siz kanal oluşturmayı da bilmiyorsanız bu işlemler basit ama şöyle bir eğitim setimiz var. YouTube eğitim seti. Burada kanal oluşturma açıklamasını da yapıyorum. Videonun açıklama kısmına koyarım. Diyelim kanalı oluşturdunuz. Nasıl video yüklersiniz? Nasıl 10 dakika üzeri videolar yüklersiniz ve bu videoları küçük resim eklersiniz. Bunları göstereceğim. Öncelikle şurada gördüğünüz gibi bir artı butonu var. Bu artı butonuna tıklayıp video yükle diyoruz. Şöyle burada yeni stüdyoyu keşfedin diyor ilk girişiniz olduğu için. Anladım diyebilirsiniz. Buradan dosyayı seç diyeceğiz. Ya da dosyayı seç demek yerine dosyamızı alıp şöyle buranın üzerine sürükleyebiliriz. Bakın sürükledim ve yüklemeye seçildi bile video. Bundan sonra yükleme yapılırken şöyle diğer seçenekler diyoruz. İniyoruz. Önce gizliliğini ayarlayalım. Diğer sekmede gizlilik tamam. Buradan önce başlığımızı giriyoruz. Bir yandan da video yükleniyor. Ne olsun mesela? YouTube'a video yüklemek. Başlığımız mesela YouTube'a video yüklemek. Açıklama kısmı YouTube'a nasıl video yük Neyse, vide yazdım ama yükleyebileceğinizi anlattım. Saldım artık. Random yazıyorum. Bu şekilde açıklamamı da yazdım. Buradan bir oynatma listesi oluşturabilirsiniz hemen. Mesela ne olsun? YouTube eğitim videoları. Herkese açık bir oynatma listesi oluşturdum ve oynatma listesine ekledim. Oynatma listelerin önemi vesaire eğitim videolarımızda var. Kanala abone olup videoları inceleyebilirsiniz. Bu video çocuklara özel mi? Burası da önemli. Eğer videolarınız bizzat çocukları hedefliyorsa, yani ne bileyim böyle çizgi filmse ya da çocukları oynatacak içeriklerse, çocuklar için müziklerse, işte ne bileyim mini mini bir kuş konmuştu, pencere konmuştu vesaire tarzında bir şeyse, buradan evet çocuklara özel demeniz lazım. Eğer yetişkinlere, yani yetişkinden kastım o bildiğimiz yetişkin tarzı değil, hani atıyorum ders videosu çekmişsindir, matematik ders videosu, bu yetişkinlere yöneliktir, onu kastediyorum. Yani çocuklara özel değildir. Buradan hayırı seçmeniz gerekiyor. Burada ücretli tanıtım var mı? Burada bunu işaretlemenize gerek yok. Bu ileride kanalınız büyüdüğünde ve sponsorla anlaşmalar yaptığınızda bunu işaretleyeceksiniz. Etiket ekleme, video ile alakalı etiketler. Neydi videomuz? YouTube'a video yükleme. O zaman YouTube video yükleme. Video nasıl yüklenir? YouTube'a nasıl video yükleyebilirim? Gibi gibi türevi etiketler girmeniz gerekiyor. Bunları böyle ben kafamdan tahmin ettim ama eğer siz başarılı bir YouTuber olmak istiyorsanız bunları anahtar kelime planlayıcısı ile bulmanız lazım. Bu da bu eğitim setinde yer alıyor. Bu tür içerikler açıklama kısmına bırakacağım zaten. Ama başlangıç için böyle bir deneyim diyorsanız böyle aklınıza gelen anahtar kelimeleri, insanların aramış olmasını yani tahmin edebileceğiniz kelimeler, yani şu kelimelerle video arayabilirler. Ben bunu biliyorum. YouTube video yükleme, video nasıl yüklenir, YouTube'a nasıl video yükleyebilirim. Bunları yazarlar arama kısmına. Bunları ben tahmin ettim. Buradan video dilimizi seçiyoruz. Hadi Almancayı seçelim. Şuraları çok önemli değil. Lisans kısmı, eğer standart YouTube lisansı seçerseniz bu videoyu paylaştığınızda video size ait olur ve hiç kimse sizden izinsiz kullanamaz. Bunu ilk başta kanalınız büyümeden kontrol edemezsiniz ama kanalınız büyüdüğünde bugüne kadar paylaştığınız tüm videoları başka bir kanal yüklediyse onları görebiliyorsunuz telif kısmından ve onlara telif atabiliyorsunuz. Standart YouTube lisansını seçtiyseniz Creative Commons kısmını seçerseniz sizin videonuz halka mal olur, yani halka açık olur. Yani sizin videonuzu herkes indirip tekrar kullanabilir. Doğru olan standart YouTube lisansıdır. Eğer Creative Commons tarzı bir içerik üretmiyorsanız. Buradan yerleştirmeye izin verir seçin ki sosyal medyada, sitelerde vesaire sizin videonuz paylaşılabilirsin, yerleştirilebilsin.
Abonelikler özet akışında yayınla ve aboneleri bildir. Tabii ki bu butonda işaretleyin ki videonuz yayılabilsin. Kategoriyi seçmek çok önemli. Videonuz ne kategorisinde? Eğlence mi, eğitim mi? Bunu seçmeniz lazım. Bizim videomuz şu anda eğitim kategorisinde. Bu şekilde yorumları buradan yorumlara izin verebilir ya da yorumları devre dışı bırakabilirsiniz. Bu da yapılan yorumların neye göre belirlendiği, en beğenilen yorumlar mı üstte olsun yoksa en yeni yorumlar mı, bunu buradan seçeceksiniz. Bu videoyu beğenen ve beğenmeyen izleyici sayısını göster. Bu buton da şununla alakalı. Eğer bu butonun işaretini kaldırırsanız insanlar gelip şu şekilde videonuzu yine beğenebilir. Ama bu sayıları sadece siz görebilirsiniz. Dışarıdan izleyiciler bunu göremez. İşaretli kalırsa bunu herkes görebilir. Şu an ben görebiliyorum gördüğünüz gibi. Bu da bunu belirliyor. İleri dedim. Video öğeleri, bitiş ekranı, kart vesaire, bunlar zaten ileri konular. İlk videonuzdan bunları zaten ekleyemezsiniz. Çünkü bitiş ekranına mesela başka videolarınızı ekleyeceksiniz. Ama şu an ilk videonuz olduğu için başka videonuz yok zaten. Ama eğitim setimizi takip ederseniz o olayları da görürsünüz zaten. Buradan hemen yayınlayın veya gizli olarak seçebilirsiniz. İlk başta gizliyi seçip videonun gerekli düzenlemelerini yapıp sonra yayınlamak daha mantıklı oluyor. Buradan bitti diyorum. Şu an gizli bir şekilde videolarım kısmına geldi. Bundan sonra şu kaleme tıklayıp videomda gerekli düzenlemeleri yapabilirim. Açıklama kısmını tekrar düzenleyebilirim. Ekleme yapabilirim. İşte kartlar kısmından kart ekleyebilirim. Bitiş ekranı şu an ekleyemiyorum. Video en az 25 saniye olması gerekiyormuş bitiş ekranı eklemek için. Diğer seçenekler kısmında demin yaptığımız ayarları vesaire ayarlayabiliriz. İlerleyen zamanlarda burada para kazanma gibi seçenekler de olacak ama başlangıçta bunlar olmuyor. Bu şekilde videonuzu ayarladıktan sonra görünürlüğü şöyle herkese açık yapabilirsiniz ve kaydetleyebilirsiniz. Bunu yaptığım an video yayınlanmış oluyor. Şimdi daha uzun videolar çekmeyi ve mobilden video atmayı da göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu an bu video yayınlanmış durumda. İnsanlar izleyebilir, yorum atabilir vesaire. Şimdi ben bu videoyu durduruyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer mobilden video yüklemeyi düşünüyorsanız ama bir bilgisayarınız da varsa, yani mobile mecbur değilseniz arkadaşlar, Drive hesabınıza mobildeki videolarınızı atın ve gelin bu Drive hesabınıza bilgisayardan girin. Şöyle videonuzu gelin buradan indirin ve videoları PC üzerinden, bilgisayar üzerinden paylaşın. Çünkü bu biraz daha sağlıklı oluyor. YouTube bilgisayar üzerinden paylaşılan videoları daha çok seviyor. Bu da aklınızda bulunsun. Tabii ki eğer böyle bir ihtimaliniz yoksa, bilgisayarınız yoksa mecburen mobilden paylaşın. Ona da çok üzülmeyin yani. Birazdan mobilden nasıl paylaşım yapabileceğinizi göstereceğim. Ondan önce hemen, daha doğrusu şu ayarlar kısmından, pardon ayarlar değil, şurada şu videodan ben bir çıkayım. O yüzden şey oldu. Burada belli özellikler var. Para kazanma var. Başka bakalım. Para kazanma kısmında daha sonra inceleyeceğiz. Daha doğrusu incelediğimiz birçok video var. Durum ve özellikler kısmını burada arıyordum da. YouTube Studio güncellendiği için biraz değişiklik oldu. Şöyle kanal kısmına gelelim. Gelişmiş ayarlar diyelim. Buradan durum ve özellikleri sağ tıklayıp yan sekmede açalım veya direkt de tıklayabilirsiniz, aynı şey aslında. Geldik. Nereye geldim? Buraya geldi. Buradan şöyle yükleme etkin diyor. Para kazanma sonra izleyin para kazanma videolarımızı. Bakın burada daha uzun videolar diye bir şey var. Buradan etkinleştire basıyorsunuz. Türkiye diyorsunuz. Telefon numaranızı şöyle doğrulama kodunu kısa mesaj olarak gönder diyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz, gönder diyorsunuz ve telefon numaranıza bir SMS geliyor. O kodu buraya girdiğinizde hesabınız onaylanıyor ve bundan sonra 15 dakika üzeri videolar atabilir hale geliyorsunuz. Aynı şekilde şu özel küçük resimler de bu şekilde aktif olmuş oluyor. Daha sonra da işte videonuzu daha ince eleyip sık dokuyabilirsiniz. Küçük resim ekleyebilirsiniz. Şu an sadece 10 dakika video yükleyebilirken bunu yaptıktan sonra 15, 20, yarım saat, 1 saatlik videolar yükleyebilir hale geliyorsunuz. Bu arada bir şey söylemeyi unutmuştum. Hemen onu ekleyeceğim. Buraları şöyle ayarlayalım da hızlı hızlı ileri ileri. Tamam, bitti. Hop, herkese açık diyeyim, yayınla diyeyim. Şu an yeni bir video yüklüyorum gördüğünüz gibi. Çünkü şunu göstermem lazım. Ayarları geçtim. Ve şu an baktığınız, gördüğünüz gibi %27 yüklendi diyor. Hala yükleniyor. Bunu kapat dedim.
Şu an gördüğünüz gibi video buraya geldi ve hala yükleniyor. Şimdi burada önemli olan şey bu sekmeyi asla kapatmamanız şu yükleme dolana kadar. Eğer bu ya da yenilememeniz. Şunu basıp yenilerseniz ya da başka bir yere giderseniz tıklarsanız yükleme durur. Ve yani mesela yarım saatlik bir videonuz varsa, 2-3 GB'lık bir videonuz varsa ve internetiniz de ultra hızlı değilse dakikalarca belki saatlerce onu beklediğiniz yüklenmesi için son %3, %4 kala belki de kapatıp giderseniz sıkıntı olur, üzülürsünüz. Ya bunu yanlışlıkla yapıp üzüldüğüm zamanlar oldu şahsen. Burada önemli olan bu sekmeyi yükleme tamamlanana kadar kapatmamanız. Bunun için de bir tavsiye verebilirim. Şuna sağ tıklayın, sabitle deyin. Bakın sabitle dediğinizde şu an ben diğer sekmelere gidip her şeyi yapabilirim. O yüklenirken istediğim her şeyle uğraşabilirim ve hızlı bir şekilde böyle tüm sekmeleri kapatabilirim. Bakın tüm sekmeleri kapattım. Ops. Ama bunu kapatamadım çünkü bunda çarpı yok. Bunu nasıl kapatabilirim diye sorarsanız sağ tıklayıp kapat diyerek kapatabilirim. Ya da bunu sabitlemeye kaldır diyerek normal sekme haline getirebilirim. Korumak için sabitle diyebilirim. Şu an bakın bu yükleniyor. %100 olduğunda gönül rahatlığıyla kapatabilirim ama tamamen yüklenene kadar bunu yapın. Bunu birinci videom hızlı yüklendiği için söyleyemedim. Şu an rastgele bir video attım buraya. Mustafa Sandal ve APO'nun reset klibini atmışım. Hemen bunu da sileyim. Yükleme tamamlandı dedi gördüğünüz gibi. Sildim onu. Gerek yok. Bu da böyle işte. Hemen isterseniz mobile geçelim. Mobil için YouTube uygulamamızı açacağız. Biliyorsunuz şu an YouTube uygulamam burada. Siz bunu Play Store ve App Store'dan indirebilirsiniz. İndirdikten sonra hop tıklayamadım. YouTube uygulamamızı açıyoruz. Sağ üst köşeden giriş yapıyoruz. Bakın ben giriş yapmışım zaten. Giriş yaptıktan sonra şurada bir buton var. Gördüğünüz gibi kamera işareti. Bu butona tıklıyoruz video yüklemek için. Tıkladım. Burada gördüğünüz gibi son videolar var. Hop, bir tanesini hemen seçtim ben, tıkladım. Tıkladığım gibi şöyle videoyu buradan kesip biçebiliyorum. Hangi saniyeleri yayınlansın vesaire, bunu buradan ayarlayabiliyorum. Diyelim hepsini yayınlayacağız. Full seçili bıraktım. Şu sağ üst köşedeki oka tıklayacağız. Sıklıyorum şu an. Şu an gördüğünüz gibi yükleniyor. Yüklenirken zaten gizli olarak seçiliydi, yani hazır, hala hazırda. Ve yükleme başarılı bir şekilde şimdi işlemeye başladı. Yükledikten sonra bir süre işliyor ve işledi. Şu an izlemeye hazır diyor. Bunu buradan düzenleye tıklıyorum. Ve önce başlık yazıyorum. Başlık ne olsun mesela? Mobilden video yükleme, sallıyorum. Telefon ile video yüklemeyi, video yüklemeyi gösterdim. Bunları böyle diyelim yazdık. Yazdıktan sonra etiket girdim işte. Video. Neyse, etiket kısımlarını zaten video başında göstermiştim. Hadi etiket sadece video olsun. Video olsun. Hanimiş olsun. Tamam. Kanalımın adı olsun bir de. Buradan gizliyi herkese açık yapıyorum ve şuradaki mavi oka tıklıyorum ve tıkladım. Ve video güncellendi dedi. Gördüğünüz gibi şu an yayınlandı. Şu an bu videoya gireyim. Gördüğünüz gibi video şu an yayında. İnsanlar yorum vesaire yapabilir. Videoya giriş yapabilir. Mobilden de yükleme işte bu şekilde oluyor.